Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doktor Barbie bavul seti açacağız. Burada arkadaşlar tam 15 tane malzememiz varmış. Ve bavul şeklinde arkadaşlar. Şuradan hemen kolu hatta şöyle göstereyim. Burada da şey var kaldırmak için. Burada da hemen size gösteriyorum. Böyle kaldırıyorsunuz. Şöyle sürebiliyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar. Böyle kapanabiliyor. Çok kolay bir, pratik bir şey. Sonra ben arkaya çeviriyorum. Biraz yaklaşın. Sonra burada bakın. Hatta içindekiler gözüküyor. Böyle sanki bir doktor ara, hani ambulans arıyor ya arkadaşlar. Oradaki eşyaları koydukları yer gibi. Şöyle eşya koyma yerleri var şuralarda. Ve 15 parçası varmış. Bakın şöyle yan çevirebiliyorsunuz. Hatta bakın şuradan kolu var. Oradan şöyle tutabilirsiniz. Çok kolay. Şimdi ben açmaya başlıyorum. Şurada açma yeri olması lazım. Evet, buldum. Hemen açalım. Evet, açtım. Kolay da açmasın. Neyse, bu böyle kalsın arkadaşlar. Pardon, size şey verecektim ya, unuttum. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey göstereceğim. Bakın burada Barbie ve arkadaşları var. Hatırladığıma göre bu Barbie de Chloe diye hatırlıyorum ama tam hatırlayamadım arkadaşlar. Bunların üçünün isimlerini aşağı yorumlara bekliyorum. Burada da Barbie, dede oyuncaktan aldık. Şurada da tekerlekleri var. Şimdi hemen açıyorum. Şöyle size çeviriyorum. 1, 2, 3. Tada tada. Bakın. Şurada herhalde not defterini koyacağız görsele göre. Şurada görseli var. Burada not defterini atarız diye düşünüyorum. Burada da eşyalarımızı koymak için küçük bir kutu gibi bir yer var. Asıl yere geliyoruz. 1, 2, 3. Tadadada. Burada da eşyalarımız var. Burada eşyalarını dizeceğiz. Şöyle hemen. Arkadaşlar ben vakit kaybedip fikirlerini öptürmek istemiyorum. Hemen sadece poteti açacağım. Şuradan. Poşet için bantlarımız var. Şimdi şuradan açıyoruz. Evet, açtık. Burada bir tansiyon ölçer. Burası kırmızı. Burada da tansiyonu göstermek için yer var. Arkadaşlar biliyorsunuz ben eski iki tane doktor setim vardı. Onları da sizle birlikte paylaşmıştık. Her doktor setinde var bunlardan. Sonra buradan sıkıyorsunuz. Oluyorum. Bir kere birisini ölçmüşlerdi, benim kimine bir şey olmuştu galiba. Ama sıkıyorlar, bayağı sıkıyorlar. Burada bir tane kırmızı gözlük var. Ama bunlar hep küçük geliyor. Nasıl? Bir tanesi mavi, bir tanesi de pembeydi ama arkadaşlar ikisi de kayboldu. Evet. Evet. Bakın burada da orada görselde gözüktüğü gibi böyle makas, burada içinde tabak gibi bir şey var. Onları koymak için yarayan böyle köşelerini koydum. Şöyle köşelerine. Onlar için bir kutu gibi bir şey bu da. Burada stetoskop var. Hani böyle alıyorlar, buralarını takıyorlar. Sonra böyle diye ses çıkıyor ya onlardan. Burada arkadaşlar benim dediğim hani size şuraya asma yeri var ya. Ondan diye düşünüyorum ben. Ama bence arkadaşlar buraya birkaç tane kağıt koysalar daha güzel olabilirdi benim fikrimce. Burada böyle dizlere vuruyorlar ya onlardan. Ben hiç bunlardan olmadı galiba, öyle diye biliyorum ama belki olmuştur. Burada da işte dediğim şöyle kap koymak için olabilir diye düşündüğümde tabak. Ben bunu elcilerimde kullanıyorum bazen arkadaşlar, eski doktor setlerinden kalmam. Burada iğne var. Benim her aldığımda neden değişik renk geliyor? Diğer kısım maviydi, pembeydi, şimdi sarı çıktı. Orada arkadaşlar bilmeyenler için ben şöyle bir şey gösteriyorum. Biz arkadaşımla bulduk bunu. Şöyle hani ayrılabiliyor bunlar. Sonra biz hemen böyle koyuyoruz. Şöyle hemen basadığımı gördüğünüz gibi tık diye ses çıkıyor. Biz öyle bir şey yaptık. Gerçek gibi olması için. Burada makas var. Saçımı keseceğim. Aa, saçım kesildi. Ye. Onu oynanabilir. Burada kulak şey bakmak için hani doktorlar bakıyor ya, ben bazen bakıyorlar. Ağızlarına koyuyorlar, koltuk altlarına koyuyorlar, bir yerlerine koyuyorlar işte. Onun için az şöyle çay. Bana her renkten geldi. Bu he,
Fet Mavi geldi. Pardon, Fet Mavi geldi. Burada stickerlerimiz var. Ben stickerleşen zaman harcamayacağım. Hemen bunları köşeye koyuyorum. Şimdi hemen yapmaya, yani kurmaya başlıyoruz. Bunu buraya ters tutuyorum. Her tarafı. Bunları da şöyle yanlarında. Heh, evet. Bakın şurada çıkıklar var. Oradan. Evet. Evet. Arkadaşlar burada bakın, burada alanlar verilmiş. Bunların içine doldururuz. Mesela buraya stetoskop gelebilir. Buraya örnek veriyorum, bir şey gelebilir işte. Öyle öyle şeyler var. Hemen ben bunu hemen atmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bakın çok güzel oluyor. Düşünün bakayım. Görseldeki gibi buraya koyacağım. Ben görsele uygun yapmaya çalışacağım. Bakalım. Evet. Ama bir durmuyor bunlar, anlamadım. Neyse arkadaşlar, böyle yapalım. Ben bunu duracağım onu. Bunu nereye koyalım? Gözlüğümüzü de bu raflardan birisine koymak istiyorum. Şöyle. Bu, bakalım nereye koymuş. Burada. Arkadaşlar, bunu buraya koymuş. Atmış. Evet. Bunu bunun üzerine koymuş. Şuraya da makasımızı koymuş. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Evet. Buldum. Bunu da buraya koymuş. Evet. Heh, tamam. Buldum. Evet. Stetoskopu almışız. Ve buraya koymuş. Evet. Harika. Gözlüğümüzü şuraya. Ha, evet. Bunu buraya koyuyoruz. Şunu bir dakika. Arkadaşlar olmadı. Bunu buraya koyacağım ben. Evet arkadaşlar, yaptık ve çok güzel oldu bence. Yerlerine koyduk. Bundan çok güzel oyunlar oynanabilir. Benim fikrimce yine şuraya bir not defterine yazılar yazdığında bilirdi, kağıtlar koyabilirdi. Bu bizim şimdi çocuk Bubble Doktor setimizde. Arkadaşlar ben çok beğendim. Siz de görüş ve düşüncelerinizi aşağı yorumlara bekliyorum. Bu arada merak edenler için biz bunları dede oyuncaktan alıyoruz. Yani genelde oyuncaklarımız dede oyuncaktan alıyoruz. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Beğendiğiniz oyuncakları dede oyuncaktan bulabilirsiniz. Görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bye bye.